Leyl suresi 92. ayet. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Bütün dünyayı şu an karanlık sardı. Evet. Deccaliyet. Değil mi? Simsiyah karanlık oldu. İkinci ayet. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Bu da Mehdiyet'e bakıyor. İnşallah. Bütün dünya pırıl pırıl ve aydınlık olacak inşallah. Erkeği ve dişiyi yaratana, gerçekten sizin çabalarınız çelişkili, parça parça darmadağınıktır. Yani küfrün özelliği olarak bak, çelişkili, parça parça ve darmadağınıktır. Yani Müslümanlarda da mesela darmadağınlıklar. Değil mi? Birçok mezhepler ayrılmışlar, parça parçalar. Fakat kim Allah rızası için verir, mal dağıtır ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, en güzel olan nedir? İslam'ın hakimiyeti, itaati İslam, barış, kardeşlik, güzel olan her şey. Biz de onu kolay olan içinde başarılı kılacağız. Yani Mehdiyeti dünyaya hakim edeceğiz, başarılı kılacağız. İnşallah. Önüne bir engel çıkmayacak. Kim de cimrilik ederek kendini müstahni görürse, Deccaliyetin üzerine kendini müstahni görmesi, Alak suresinde dün söylemiştik. Değil mi? Deccal'in ölüm tarihini veriyor. 1882. Evet. İnşallah. Alak suresinde. Evet. Kendini müstahni innen insana leyatka. Bak ayet burada da onu söylüyor yine. Kim de cimrilik eder, yani malı kısar, egoist olur, bencil olur, kendini müstahni görürse, yani mükemmel, üstün, en iyi görürse ve en güzel olanında yalanlarsa, Mehdiyeti, İttihat-ı İslam'ı, Türkistan Birliği'ni, güzel ahlakı, Kur'an'ı yalanlarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Aynı zamanda yıkılışlarını, mahvoluşlarını kolaylaştıracağız. Mesela Darwinizm 5 dakikada yıkıldı. Çok kolaylıkla yıkıldı. Şimdi bütün dünyada küfrün yıkılışını Allah kolaylaştırıyor. Normalde küfür asla yıkılmayacak gibi görünüyordu. Ama Allah kolaylaştıracak ve yıkılacak. Mesela İnşallah. Sovyetler için diyordunuz hocam. Evet. Komünizm için mesela. Mesela komünizm asla yıkılacak gibi görünmüyordu. Allah yıktı. Şimdi de dünyadaki bütün küfrü yıkacak inşallah. Kolaylaştıracak. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman küfrün malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Tankı, topu, hiçbir şey yarar sağlamaz diyor Allah. Tereddi edeceği demek baş aşağı düşüşe uğrayacağı, yıkılacağı zaman diyor. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Allah yol göstermeyi neyle yapıyor? Kur'an'la. Kur'an'ı insanlara tanıtacak olan kimdir? Mehdiyettir. Mehdi'dir. Gerçekten son da ilk de bizimdir. Alfa ve Omega olarak geçer şeyde, İncil'de. Alfa ve Omega. A ve O harfleriyle geçiyor. Omega harfleri. İncil'de bu önemli bir konudur. Alfa ve Omega. Gerçekten bak, son da ilk de bizimdir. Son Mehdiyettir. İsa Mesih'tir. İlk olan Hazreti Adem'dir. İnşallah. Artık sizleri alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Cehennem. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz. Sürekli üzülen, sürekli kendini içine kapatmış, İslam'ın neşesini, Allah'ın iman neşesini yaşamayan, küfre ve delalete dalmış, kendini mahvetmiş olanları göndereceğim diyor Allah. Ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Kur'an'ı, İslam yalanlamış, Kur'an'a inanmamış ve yüz çevirmişti. Müslümanlardan uzak durmuştu. Sakınan ise ondan uzak tutulacaktır. Yani İslam'a, Kur'an'a yakın olan, küfürden sakınan ise cehennemden uzak tutulacaktır. Ki o malını vererek temizlenip arınır. Bol bol dağıtır Müslüman. Allah rızası için. Egoist, bencil değildir. Ve arınır diyor Allah. Bak mal ve mal durursa diyor kirdir sizin üstünüze diyor Allah. Bir pisliğe dönüşür. Ama malı dağıtırsanız mal da temizlenir, siz de temizlenirsiniz diyor Allah. İnşallah. Yani malı tutmayı Allah bir kir olarak görüyor. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu yoktur. Allah'ın yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir borcu yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Bak, malın için veriyor, Allah rızası için. Yani desinlere değil, çıkar için değil. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Bu ne zaman oluyor?
Mehdi zamanı tam anlamını olacaktır. Allah rızası için mal dağıtılacaktır. Muhakkak kendisi de ileride inşallah 21. ayet, 21. yüzyıla da bakıyor. İslam dünyaya hakim olduğunda insanların kendisi de razı olacaktır. Kendisi de mutlu olacaktır. Ahirette de olacak inşallah. İnşallah.